Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlar arasında yer alan kuraklık sorununa Sakarya'da düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kongresi'nde değindi. Bayraktar, Türkiye'nin kuraklıktan etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirterek alınması gereken önlem ve tedbirlerin altını çizdi. Daha az su isteyen, kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmemiz lazım. Tarım sektörü olarak mevcut su kaynaklarının %75'ini kullanıyoruz. Bu önemli bir rakam. Bayraktar, tarımda vahşi sulamadan vazgeçilmesi çağrısı yaptı. Burada vahşi sulamadan vazgeçmemiz lazım. Basıncı sulama sistemlerine çiftçimizi muhakkak surette geçirmemiz gerekiyor. Suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmamız lazım. Çünkü Türkiye su zengini bir ülke değil. Halen sulayamadığımız arazilerimiz var. Birkaç milyon hektar sulayamadığımız arazilerimiz var. Bir takım tedbirlerimizi muhakkak şimdiden almamız lazım. Aksi takdirde bazı ürünlerimizi eğer kuraklık böyle devam ederse Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz. Bayraktar gıda fiyatlarının üretim endeksi olduğunu ifade etti. Tabii gıda fiyatları bir tanesi üretim maliyetine bağlı olarak meydana gelen gıda fiyatlarındaki artışlar var. Bunların bir kısmı da spekülasyona bağlı. Bu gerçeği de kabul etmemiz lazım. Yani bir üründe eğer arz yeterli değilse, yeterli üretim yoksa bunun maalesef Türkiye'de spekülasyonu yapılıyor. Yani sizin 1 liraya ürettiğiniz bir ürünü tüketicimiz 8 liraya 9 liraya yiyor. Esas olan üretimi artırmaktır. Muhakkak sürekli üretimi artırmamız lazım ve üretici maliyetlerini de aşağı çekmemiz lazım. Yani üretici maliyetlerini aşağı çekmeden gıda fiyatlarında bir ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor. Bu manada tabii hükümetimizden de çiftçimize daha fazla gıda maliyetlerini düşürmek üzere daha fazla destek istiyoruz. Gübre fiyatları artmasın diyoruz, mazot fiyatları artmasın diyoruz. Çiftçimiz mazot, gübre, ilaç gibi, tohum gibi bazı girdileri ucuza temin ederse bu ürünlerin fiyatı da düşer. Bayraktar konuşmasında besi hayvancılığın önemine de değindi. Süt hayvanlarımız ciddi manada kesildi. Birkaç milyon süt hayvanımız kesildi. Dolayısıyla süt hayvanları kesildiği zaman oradan besiye materyal bulamazsınız. Besilik hayvan bulamazsınız. Girişler azaldı çünkü bir dönem et fiyatları çok düşüktü. Üretici bundan vazgeçti. Bugünlerde bir miktar yükselme var. Yükselme var ama işte ağırlar dolu değil, ağırlar boş. Yani yeniden üretimi destekleyen politikalarla besi hayvancılığını canlandırmamız lazım. Üretimimizi artırdığımızda bu fiyatlar aşağı düşecektir.